Belki de bu kainat benim için yaratıldı. Hiç bilemezsiniz. Eğer öyleyse kabul etmeliyim ki iyi gidiyor. Bugünün ve yakın geleceğin tartışmasız en etkili mucidi olarak ismini tarihe yazdıran Bill Gates, Ocak 1997'de Time dergisine verdiği röportajda böyle söylüyordu. Belki kainat onun için yaratılmamıştı ama o kendini bu cümlelerle tanımlarken, insanların yaşamını tamamen değiştiren buluşları ve çığır açan fikirleriyle gündelik hayatımızın her anında var olduğunu çok iyi biliyordu. Bulunduğu yerden dünyaya bakarak, İnsanlığa iddialı bir mesaj veriyor, yaşamının perde arkasına dair türetilmiş tüm komplo teorilerini ve tartışmaları alevlendiriyordu. 1955 yılında Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bill Gates, gelecek yüzyıla damga vuracak bir zihin olarak günden güne büyüyor, ilk gençlik yılları geldiğinde ise benzersiz dehasını göstermeye başlıyordu. Okul yıllarında sıra dışı kişiliği, yaşıtlarından farklı olan matematiksel becerileri ve ilginç fikirleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bill Gates, doğuştan gelen üstün zekası ve ileri görüşlülüğünün yanında aile tarafından da şanslı bir çocuktu. Babası William Gates, teknolojiye meraklı, başarılı bir hukukçuydu. Annesi Mary ise girişken ve dışa dönük biri olarak görülmekte ve eğitimci olarak Washington Üniversitesi'nde çalışmaktaydı. Geleceğin büyük mucidi, sıcak bir aile ortamında büyüdü ve iki kardeşiyle birlikte ebeveynleri tarafından mükemmel olmaya teşvik edilerek güçlü birer rekabetçi olarak yetiştirildiler. Ailenin çocuklarıyla ilgili gelecek tasarısı ve genç Bill Gates'in tutkuları ileride olacakların adeta habercisiydi. Seattle'da gittiği Lakeside School'da ilk kez bilgisayarla tanışan Bill, sık sık dersleri ekerek bilgisayar odasına giriyor ve bu benzersiz, mucizevi cihazın başında saatlerce vakit geçiriyordu. Lise yılları bir yandan yeni fikirlerini geliştirme çabasıyla, bir yandan da dünyanın en büyük girişimcisi olmak için gerekli ruh halini anlama uğraşıyla geçiyordu. İnanması güç olsa da World Book Ansiklopedi serisinin tamamını okudu. Ailesiyle birlikte her yaz gittikleri Phuket Sound'daki yazdıklarında artık bir rutin haline gelen spor ve masa oyunlarını tek başına organize ediyor ve kalabalık grupların içindeki yarışmacı kimliğini ön plana çıkarıyordu. Bill'in favori oyunu her seferinde kazandığı, gelecekte gerçek dünyadaki versiyonunda da zirveye çıkacağı, paranın ve başarının simülasyonu olan Monopoly'ydi. Bill Gates'in yaşam çizgisinde annesi Mary Gates'in çok belirgin bir izi vardı. Anne Gates, üniversitedeki öğretmenlik yıllarının ardından üst düzey yöneticilikte adından söz ettirecek bir kariyere imza atmıştı. Bu vizyoner ve girişimci kadın, oğlundaki Cevher'i henüz 11-12 yaşlarındayken görmüş ve tüm planlarını onun geleceği üzerine yapmıştı. Büyük babasına ait olan Seattle'daki First Interstate Bankası'nın ve ardından United Way ve IBM gibi şirketlerin yönetim kurulu üyeliğini yaparken, okul ve hayır kurumları için katıldığı etkinliklere Bill'i de daima yanında götürüyordu. 1970 yılına gelindiğinde henüz 15 yaşında olan Bill Gates, kendisi gibi teknoloji konularında üstün yeteneklere sahip olan arkadaşı Paul Allen'la birlikte ortak bir işe imza attı. Bu herkes için son derece şaşırtıcıydı. Okulun diğer öğrencileri olağan yaşamlarına devam ediyor, derslerini başarıyla geçip üniversiteye girmeye çalışıyorlardı. Fakat Bill ve Paul için durum farklıydı. Günlerinin çoğunu bilgisayar laboratuvarında geçiren, fikir ayrılıkları yüzünden defalarca kavga eden, disiplin cezaları yiyen, ancak birbirlerinden kopamayan bu iki sıra dışı genç, Seattle'daki trafik bilgilerini gösteren bir bilgisayar yazılımı hazırladılar. Bu yazılımdan dönemin parasıyla önemli bir meblağa denk gelen 20 bin dolar gibi ciddi bir gelir elde ettiler. Bu ilk iş ve ilk para, genç Bill Gates'i yapabilecekleri konusunda motive etmiş ve kendi şirketini kurma isteğini de kamçılamıştı. Liseden mezun olduktan sonra 1600 puanlık üniversite sınavından 1590 puan alarak büyük bir başarı yakalayan Bill, annesinin ısrarıyla Harvard Üniversitesi'nin hukuk bölümüne girdi. Bu, gelecekte teknoloji devine dönüşecek bir potansiyeli tüketmek anlamına geliyordu. Ancak Bill Gates her şeyin farkındaydı. Sadece bir gece önce çalışarak geçtiği hukuk sınavlarıyla idareten de olsa okula devam ederken tüm enerjisini bilgisayara ve geliştirdiği yazılımlara harcıyordu. Üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra kadim dostu Paul Allen'la birlikte hem kendi hayatı hem de dünya için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemi başlattı. Yaklaşık 5 yıl içinde Altair firması için hazırladıkları yazılımları ve aylarca laboratuvarda kalarak geliştirdikleri yenilikçi fikirleriyle herkesin dikkatini çekti. 1975 yılındaysa bugün dahi teknoloji sektörünün demirbaşı olarak görülen, bu alanda yapılan birçok gelişmenin atası olarak kabul edilen Microsoft'u kurdu. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Paul Allen'la birlikte açtıkları şirkete mikrocomputer ve software kelimelerinin birleşimi olan bu ismi verdiler. Altair'a yolladıkları yazılım her ne kadar onlara ciddi bir saygınlık kazandırsa da hedefleri çok daha farklıydı.
Bill Gates'in yetenekleri yalnızca yazılım geliştirmeyle sınırlı değildi. Microsoft kurulduktan sonra yükseliş dönemine geçerken onun faaliyet yürütme, operasyon yöneticiliği ve şirket liderliği konusundaki başarıları da dikkatleri çekmişti. Genç yaşına rağmen profesyonel hayata çabuk adapte olmuş, okul yıllarındaki içine kapalı, çekingen çocuktan eser kalmamıştı. Sektörün her alanına girmek niyetindeydi. Apple, Intel ve IBM gibi donanım üreten şirketlere Microsoft'a ait yazılım uygulamalarını tanıtmak için yürüttüğü faaliyetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Bill Gates'in durdurulamaz yükselişi başlamış, sektörün önde gelen şirketlerini Microsoft etrafında toplamayı başarmıştı. Henüz ilk yıllarında bile General Electric gibi şirketler devamlı müşterileri arasındaydı. Apple, Tandy, Commodore gibi PC üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. 1979 yılında 13 çalışanıyla birlikte 3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeler Bill Gates'i ve her geçen gün ikonik bir marka haline gelen Microsoft'u dünyanın en tepesine doğru yaklaştırıyordu. Ve 1980 yılına gelindiğinde şirketin bugünkü büyük şöhretine kavuşmasını sağlayan o müthiş teklif kapısını çaldı. Bill Gates'in yazılım alanında artık geri dönüşü olmayan kesin başarısı Apple şirketi CEO'su Steve Jobs'un kendilerine verdiği bir siparişle gerçekleşecekti. Apple'ın Macintosh adını verdiği örnek oluşturacak niteliklerde benzersiz bir bilgisayar için yazılım uygulamaları geliştirmesi isteniyordu. Bu, Bill Gates ve Microsoft için paha biçilmez bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendiren Gates, başta Word ve Excel olmak üzere bir dizi uygulamayı Apple'ın hizmetine sundu. Bu olağanüstü ortaklığın ardından şirketini anonim şirkete çeviren Bill Gates'in yalnızca kendi payının borsa değeri çok geçmeden 1 milyar doların üzerine çıktı. Bill Gates, belki de onu hedefine ulaştıran bu teklifin sahibi Steve Jobs'u 2011'deki ölümünün ardından şöyle andı. Dünya, gelecek pek çok nesil üzerinde Steve kadar büyük etkileri olan nadir insan görmüştür. Apple'ın ilk Macintosh'u lanse etmesinin ardından bu kolay ve hızlı çalışan bilgisayarı kendisi için bir tehdit olarak gören Bill Gates, hali hazırda ürettiği MS-DOS'un yerine Windows'u geliştirdiklerini açıkladı ve Microsoft'u halka arz ederek yatırım toplamaya başladı. Bu öylesine büyük bir başarı getirdi ki Gates'in dehası herkesi şaşkına çevirdi. Bir gecede dünyanın en zengin insanları arasına girmişti. O yıla kadar çok yakın iki dost olan Bill Gates ve Steve Jobs'un arası bu süreçte bozuldu ve iki şirket arasında uzun yıllar sürecek olan telif davaları gündeme geldi. Microsoft just, you know, it's McDonald's. Not that Microsoft is one, but that Microsoft's products don't display more insight and more creativity. 1993'te Windows ayda 1 milyona yakın satarak dünyadaki bilgisayarların %85'inde kullanılmaktaydı. Bill Gates'in başarısını uzmanlar iki şekilde açıklıyor. Aslında iki Bill Gates var. Biri her türlü kodu hackleyebilen bir bilgisayar dahisi, diğeri ise Silikon Vadisi'ndeki herkesten farklı içgörülere sahip, sıkı çalışan bir iş adamı. Bill Gates halen daha dünyanın en varlıklı insanları arasında görülür. Saniyede 240 dolar kazanmaktadır. Evinin büyüklüğü 6100 metrekaredir. Gates'in evinde bir su altı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin 30 milyon dolara satın aldığı bir tablosu ve bizzat Da Vinci'ye ait el yazması kitaplar da vardır. 77 yılında New Mexico'da ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklanan, uçuş korkusu olan, en büyük üzüntüsünün yabancı dil bilmemesi olduğunu söyleyen, tarihin en büyük mucitlerinden ve belki de yaşayan en önemli iş insanı olan Bill Gates, dünya hakkında yaptığı açıklamalarla, sağlık kuruluşlarına verdiği fonlar ve kurduğu vakıflarla da her gün tartışılmaya devam ediyor. O, kimilerine göre dünya halkları üzerinde tanrıcılık oynayan bir egoist, kimilerine göre ise sıradan bir insanın azimle, inançla neleri başaracağını kanıtlayan bir ilham perisi olarak karşımıza duruyor. Başarıyı kutlamak iyidir, ancak başarısızlıktan alınan derse kulak vermek daha önemlidir. Bill Gates. Think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing.